Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. PES 2019'da Süper Lig'de Ana Lig serisine Kızıl Elma ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Henüz daha yeni başladık. Takımı oturtmaya çalışıyoruz. Transfer sezonunda transfer görüşmeleri var bazı takıma gelen. Onları hemen birlikte değerlendirelim. Şuna bir 3 milyon 700 gönderiyorlar. Bu adam arkadaşlar bakın çok 36 yaşında. Çok uğraşmayalım. Bir bakalım yeniden görüşme yap dersek. Yok hiç o kadar şeye %92 ile kalsın. 200 bin euro arttırdık. Tekrar görüşme diyelim. Onu verirler muhtemelen. Buna da gelmiş. Bu kaç yaşındaydı? 37 yaşında. Hiç zaten bunları direkt transfer listesine koymuştum. Bir yeniden görüşme yap diyelim bakalım. Fiyat arttırırlarsa hemen hiç çok zorlamadan %97, %93. Tamam 90'ların üzerinde kalsın. 200 bin falan da bunu arttırdık. Bu da genç takımdan çıkardığımız kiralık listesine koymuştum. Buna hiç şey yapmadan şartları kabul edeceğim direkt. 200 bin euro bir sakalımızı alalım. Şuradan şeyi de göstereyim takım bilgisi. Bakın lig programından girelim arkadaşlar. Bugün şuraya kadar devam edeceğim. Başakşehir ile maçı oynarız. Transfer sezon sonuna kadar geliriz. Akşener maçını atlayacağım maçı simülasyon yap diyeceğim. Zamanı ileri al diyorum. Bakalım transferlerden bir geri dönüş olacak mı bize? Hızlı hızlı geçelim buraları. Görüşme günü galiba. Aynen. Takımım diyelim. Remev. Bu adam kaç yaşında? 36 yaşında. Kayserispor teklif yapmış. Bakalım bir yeniden görüşme yap dersek. Biraz arttıralım. Bunlar çünkü önemli bizim için. %97, %93. 93'te kalsın. 5 milyon ver Kayseri. Sen bizdensin. Sana sıkıntı çıkarmayalım. Şimdi bu adama 3.900 vermişler. Bunu kabul ediyorum artık. Daha uğraşmayacağım. Tamam maaş bütçemiz de biraz artmış oldu. Hempelmann 2000, 250 bin arttırmışlar. Buna da tamam diyorum. Şartları kabul et. Daha fazla zorlamayalım. Para lazım. 13 milyon yaptık. Lucien Bonnet'in şeyini çıkardık. Bu takımdan ayrıldı. Yine zamanı ileri al diyorum. Haydi geçelim bakalım. Milli takım kadrosu duyurusu. Kulüpten ayrıldı. Kulüpten ayrıldı. Kızın takım 6 oyuncu seçilen yine tamamdır. Burayı da geçelim. Takım bilgisi diyelim tekrar. Oyuncu durumu. Bunlar gelenler gidenler. Tamam. Takım yönetimi görüşmeler. Tekrar şu Lucien Bonnet'e bir bakalım. Orada bir şey yok. Listelenen oyuncular. Lucien Bonnet'i almaya çalışacağım bu sefer. Bakalım. Transfer görüşmelerini başlat diyorum. Ona %100'ünü verdik. 1 milyon 284 diyor. Şunu biraz arttıracağım. Serbest kalma ücretini. %90'da kalsın. Gol yememe bonusu. Yok galibiyet bonusu vereyim sana. %100. Şurayı birazcık düşür. %99, 97, 95, 93. Hadi 95 olsun. Bu şartlar sorun olmaz diyor. Serbest kalma ücretini ödediğin için falan filan. Lucien Bonnet'i almak istiyorum. Çünkü gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Hemen ona gönderdik transfer teklifimizi. Yani bayağı iyi gelişiyor o yüzden. Zamanı ileri al diyorum yine. Artık ilerleyen sezonlarda yani bundan sonraki sezon veya belki devre arasında çok daha iyi transferler yapacağız. Şimdi uzatmadan maçımıza da geçelim. Bir güncelleme var. Tamam ona da bir bakalım hemen. Kulüp sayın menajer ofisi görevini. Oraya da bakalım herhalde lig başlıyor diye bir şeyler söyleyecek başkan bize. Önce şu adamı da gönderelim. Kayserispor'a 73 overall 36 yaşında adam 5 milyon vermiş. Tamam yeter. Şartları kabul et diyorum. Biraz para gelsin. Aynen 18 milyon yaptık. Maaş bütçemizde 2 milyona yükseldi tekrar. Onu kabul ettik herhalde. Aynen tamamdır. Şimdi bakalım başkan ne diyor bize? Görevler. Evet lig nihayet başlamak üzere. Önümüzde bizi bekleyen uzun bir sezon var ama nasıl devam etmek istiyorsak öyle başlıyorum istiyorum. Yani kazanarak. Tamam bu maçı kazan diyor bize. Zamanı ileri al. Sonraki maça git diyorum. Bu maçı yapacağım ondan sonra transfer sezonu sonuna gideceğiz. Videoyu noktalandıracağım. Takım ruhumuz falan tabii çok düşük.
O Pablo uçuşta. Bu çocuk kaç yaşındaymış? O 21 yaşında. Ulan bize Lucien Bonnet alıyoruz hala ha. Bizim sağ bekimiz aslında fena değilmiş ama tabii rotasyon da yapacağız ara sıra. Elimizde olan bu şu anda. Form durumları dediğim gibi fena değil. Şuradan gelişmiş ayarlara ofansif bekler tiki taka. Gegenpress açalım mı şuraya? Hadi gegenpress açalım. Başka da bir şey yok. Formalar da bu şekilde kalsın. Başakşehir'in formalarına bakalım. Turuncu forma belki karışabilir. Koyu forması olsun. Tamamdır. Stadyumu da gece, yaz, güzel. Onları hep ayarlayabiliyoruz. Karlı marlı da oynarız ileride de. Şimdi daha yaz sezonu olduğunda böyle devam edelim. Başlama vuruşu dedim. Bakalım. Güzel bir maç olur inşallah. Yine spiker açık kalmış. Bunu ben hemen kapatayım. Spiker bağırırsa arkadan sistem ayarları, ses ayarları, anlatım ses düzeyi. Oha. Kul yapmışım gibi. Hiç akmasın o değil mi? Aynen. Hiç akmasın. Anlatım ses düzeyi. Kul kapatalım. Kamerayı yakınlaştırmaya gerek var mı? Yok. Şu an iyi zaten. Normal böyle oynuyorum ben. Yakın gözüküyordur sizlere de. Başlama vuruşunu play ile yaptık ve mücadele başladı. Lobo. Renato Sanchez döndü sola. Brenne. Orta sahada pas yapıyor Kızıl Elma. Yürü bakayım delikanlı. Play'e doğru yerden. Döndü vurabilir mi? Kayarak müdahale. Hakem devam dedi. Ukiele oynadı önüne Renato Sanchez. Şimdi Lobo. Yine tek toplar Kızıl Elma'da. Aman aman. En solda bir boşluk var. Orayı görelim. Brenet'i görüyoruz. Çekti Brenet. Yaptı orta içeriye. Kafa vuruşu gelmedi. Kliyan'ın önünde kalır mı? O da olmadı. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi Edin Visca. Sağında yine boşluk var. Visca gidiyor. Wimmer gidiyor. Visca yakın topa. Savunmada aferin. Müdahalemiz geldi şimdi Mukiele. Lobo. Açtı ayağından. Verdi pasını sağ tarafa. Maffeo. Şimdi Martinez. Plea. Tekrar Martinez'in önüne doğru. Savunma yakın topa. Volkan Babacan uzaklaştırdı. Renato Sanchez indirdi kafayla takım arkadaşına. Solda Brenet top istiyor. Onu şimdilik göremediler. Önü bomboş durumda. Şimdi top Brenet'te. Brenet dalga dalga geliyor Kızıl Elma. Tuttu orta. Edin Visca ile kontra atak hazırlığında şimdi Başakşehir. Adebayo. Abdullah Avcı'yı tebrik edelim. Çok istikrarlı. Güzel bir kadro çıkardı. Bir tehlike. Kaleci Meret. Onun da ilk maçı. Kızıl Elma formasıyla. Yine solda Brenet bindirdi. Bugün etkili ataklar gelmeye çalışıyor. Kızıl Elma adına. Plea kaçtı. Alır mı önüne? Aldı Plea. Çekmek zorunda kaldı. Şimdi Plea bir yuvarlakla bir orta gelir mi olmadı. İndir kafayla Plea'ya. İndir lan. Olmadı. Edin Visca. Adebayo. Sağdan yine geldi. Visca ile. Sol tarafımızda boşluklar veriyoruz tabi. Brenet. Hücumcu bir sol bek. Onun kapattığı boşluğu Visca tehlike olmaya çalışıyor orada. Onun kapattığı boşluğa. Ulan ne güzel konuşuyorsun Kenan. Ben böyle de çok uzak kalıyorum ben. Fazla oynayamıyorum. Yani. Yerimi değiştirmem lazım. Ya da televizyonu biraz yakınlaştırmam lazım. Yine solda Brenet. Tek pas oyuna bakalım. Oynadı. Git bir daha play'e. Al oğlum ya lan tek oyna şunu hızlı oyna ya. Aptal oğlum. Arda Turan. Verdi pasını Mahmut Tekdemir. Adebayor'u düşündü. Wimmer yakın topa. Renato Sanchez. Genç yetenekleri topladı. Kenan Hoca bu sene. Hedefler çok büyük tabii ki. Ama biraz zaman lazım bize. Ver buraya. Al be evladım be. Alın onu çocuklar. Alamadık onu. Basın oraya. Hadi lan. Oho.
Yapay zekayı düzeltmişler ama bilgisayarı düzeltmişler. Bize yine hiçbir şey işlemiyor. Mal mal oynuyorlar evlatlarım. Lobo hızlı atak şansı Kızıl Elma adına. Wolf Plea'nın önüne çıkar. Abi niye koşmuyorsun ya? Abi şu takım ruhu var ya gerçekten, yani oyun bilerek mi yapıyor bilmiyorum ama harbi önemli bir şey ya. Harbi önemli ya. Paslar maslar hiç aptal gibi gidiyor. İlk yarı sonucunda böyle. Ben de aptallaştım. Şutumuz yok kaleye daha. Botla oynasak ne fayda. Bu maçı kazanmamız çok zor. Ama Plea ile gidiyoruz. Vur Plea artık şuna. Vurdu Plea 1-0. Kaleye ilk şutu belki de Kızıl Elman'ın. O da gol oldu. İşte Plea. İşte gol. İyi yürüdü burada. Savunmaya rağmen vuruşunu yaptı. Volkan Babacan'ın uzanamayacağı köşeye ve durum 1-0. Haydi çocuklar. İlk maçımızı kazanalım. Başkanı da mutlu edelim. Para lazım bize. Çok genç bir takım Kızıl Elma. Gelecek vaat ediyorlar. Ama bu takımın oturması biraz zaman alacak. Yine Edin Miska. Brene geldi hemen karşısına. Döndü geriye. Bayiç. Edin Miska tuttu topu, içeride çıkmadı. Aman çocuklar. Nasıl bir hataydı yine. Adebayor değerlendiremedi. Ya abi bak. 5 saatte topu düzeltmeye çalışıyor. Vurmuyor. Bir şeyler yapıyor. Yiyecek şimdi golü ya. Abi ne salakça bir oyun bu ya. Vallahi billahi çıldırtıyor adamı bazen ya. Bak şimdi bak. Ne bekliyorsun abi orada? Tek vurmuşum. Tek bastım ben o topuna ya. Ben bekler miyim orada mal gibi ya? Neyse başlar böyle. Başlar böyle. Bak şimdi atıyorsun değil mi tek topla? Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. Hadi bir şey olmaz hadi. Hadi bir şey olmaz hadi. Vur ona gol olsun. Olmadı. Volkan Babacan 90+3. Bu sefer de onlar mallık yaptı. Hadi biz de bir tane atalım. Bir vuruş daha. Asfaltta dışarıda olmadı. Maçın sonunda neler oldu öyle? Goller var. Kaçan pozisyonlar. Ama zannediyorum berabere bitecek bu karşılaşma. Hadi biraz hücum verelim takımımıza. Ya Herro ya Merro diyelim. Ya atarız ya yeriz diyeceğim ama vakit yeter mi bilmiyorum bunun için. Herhalde yiyeceğiz. Biz yeriz zaten ancak böyle durumlarda. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Yine olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı. Analiye bir kere de galibiyetle başlayalım be. İlk maçımızdan beraberlik ayrılıyoruz. 7 şut attık. 3'ü kaleyi buldu ama bir cacık yok. Maç süresinde biraz uzatabiliriz aslında. Çok kısa oynadım çünkü maçları. Ve Türkcell, yani Sportoto Süper Lig'de ilk hafta mücadeleleri, sonuçlar bu şekilde oldu. 3 büyükler burada yok mu daha? Göremedim hiçbirisini. Yok. Beşiktaş Rize'yi 4-0 yenmiş. Fenerbahçe Trabzonspor'u 1-0. Galatasaray'da Yeni Malatya'yı 4-1 yenmiş. Ve liderlik koltuğunda ilk hafta Beşiktaş'ı görüyoruz. İkinci Galatasaray Kızıl Elma 1 puanla 7. sırada. Devam edelim burada da. Yine bir görüşme günü. Büyük patlamayı yaptınız. 2400 GP. Lucien Bonnet için trend güncelleme var. Mev kulüpten ayrıldı. Kulüp sahibi sizin için hedeflerinden biri ayarladı. Menajer ofisi falan filan, bakarız oraya da. Lucien Bonnet'i biz alalım yine de. Yine de alalım. Transfer bütçesi bitmek üzere olacak. Tamam, 1 milyon 100'e iyidir abi. Lan bir yıl yaptık değil mi ya? Dur bir dakika dur. Bir dakika bunu bak, geçen ilk görüşmede bunu uzatmıştım. 2 yıl diyeceğim. 3 yıl diyeceğim. Abi şunu biraz indirsen %90. Galibiyet bonusunu bu kadar verdik mi lan biz?
shit. Hadi 2 yıl diyeyim. Ne oldu lan? Lan dur, maaşı değil. Şunu 2 yıl yapacaktık. Yani %91. 3 yılda da %90. Bir şey değişmiyor. Böyle gel be. Mafyamız varmış elimizde. Bone. Lucien Bone. Başkan ne diyorsun başkan? Ha, birinci maçı kazanın başarısız. Allah belanı vermeyeceğiniz. Zamanı ileri alıyorum. Transfer yapacak paramız yok şu anda. Bakalım. Meret. Bak Meret 78-79 oldu. Kaleci fena değil. İşte böyle genç oyuncuları yükseltmeyi seviyorum ben. Ana lig her zaman böyle oynuyorum. Bakalım başkanım. Messi şu ödülü kazandı. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü. Onayladım geçtim. Takımından Jobson için Lucien Bonnet. Abi Lucien Bonnet yine gelmiyor. Ya gelmesin abi. Tamam gelme. Tamam eyvallah. Görüşmeler. Diğer kulüpler. Tamam gelme abicim. Orada unuttuk. 2 yıl 3 yıl yapacak. Bir yılına gelmesin bize. Başımıza ekşiyecek sonra bir daha maaşımızı arttır diye. O fazla gelmiş para. Ama bu adam iyi bir adam mı ki? 33 yaşında bir de fazlasını vermişler. Bir daha bakalım verecekler mi? Yeniden görüşme yap dersek. %91. Ne arttırdık ki? 80 mi? Ya boş ver. Tamam. Şartları kabul et abi. Şartları kabul et abi. 33 yaşında adam zaten. Tamamdır. Biraz paramızı arttıralım. Daha iyi bir oyuncu alabiliriz belki. Başka teklif meklif yok. Burada ne var? Bireysel unvanlar. Tamam Messi'yi gösterdin. Eyvallah. İkinci Ronaldo, üçüncü Neymar olmuş. Zamanı ileri al diyorum yine. Transfer sezonunu bitirip videoyu da noktalandıracağım. Çok uzun oldu yine. Akhisar maçını simülasyon atlıyorum şu anda. Bir teklif daha geldi. Kulüpten ayrılan oyuncu var. Şöyle görüşmeler diyelim yine. Milyon vermişler. Kaç yaşında bu adam? 34 yaşında. Yeniden görüşme yap diyelim buna da. Çok abartmadan. %90 oranında. Hadi şöyle. Verin ama acil bana parayı. Bu oyuncuları elinden çıkarmak istiyorum. Tekrar şu görüşmelere girelim. Listelenen oyunculara girelim. Enes Ünal'ı transfer edelim. Hadi boş ver. Bize lazım bir tane transfer. Ver abi. Ver. Tamam 13 milyon Enes'e ver. Çocuk bak bu sefer 3 yıl abi. Tamam mı? 3 yıl. Sana gol bonusu vereyim Enes, gel bana. Tamam 4000 euro veririm lan sana. Maaşında hafif bir düşme yapabilir misin? %84. Bu şekilde serbest kalma ücreti. Abi serbest kalma ücreti yapmayın ya. Ondan sonra bir tane Denyo geliyor, alıyor, veriyor parayı ya. Oho. Şöyle bir şey denedim de olmadı. Neyse bu şekilde geliyorsan gel Enes'cim. Gönderdik ona teklifimizi yaptık. Delight aynı şekilde misin yine? Aynı şekilde. Zaten oyuncu gelmek istemiyor. %32 maaş şeyi var. Kendi gelme isteği var diyelim. Maçı atla diyorum. Bakalım Akhisar'la maç ne olacak? Haydi bakalım. Akhisar'a da yenildik. 1-0. Deplasmanda Beşiktaş kazanmış 1-0. Yan tarafa geçelim. Fenerbahçe 3-0 kazanmış. Galatasaray 1-0 kazanmış. Trabzon berabere bitmiş. İleri derim. 14. sıraya geriledik. İkinci maçlar sonunda. Aylık rapor 1000 GP. Tamam geç buraları. Geç buraları. Transfer sezonunun son gününe geleceğim. Videoyu noktalandıracağım. Pablo Maffeo ciddi bir gelişme gösteriyor. Tamam güzel isteriz. Lucien Bonnet gelmedi. Mukiele de yükseltmiş. Bakın her oyuncumuz şu an yavaş yavaş yükseliyor. Bizim de tam istediğimiz şey bu. Transfer sezonunun son günü. 15 saat kaldı. Gece York için teklif geldi. Enes Ünal için güncelleme var. Tamamdır. Hemen onlara bakalım. Hızlı hızlı zamanı da ileri ala ala gideceğim. Diğer kulüpler. Enes Ünal.
Gel lan Enes. Gel Enes Ünal gel. Enes Ünal'ı aldık. 7 milyon paramız kaldı. Ama buranın böyle geçmesi kötü ya. Şimdi bana da teklif vardı. Onlara bakmam lazım. Görüşmeler. Dur. Bekle yetenek avcısı. York. Defansif orta saha. Kaç yaşındasın? 35 yaşındasın. 7 milyon değeri var adamın. Dur bir dakika, hayır. Yeniden görüşme yap. 94, 87. Bize bir sezon lazım olabilir. Biz şöyle gönderelim bakalım. Geliyorsan gel diyelim. Hemen vitesse Brenet'i vermem. York için güncelleme var. Brenet'i vermem evlat. Adam bizim her şeyimiz ya. Baksana 28 milyon veriyorlar lan. dört yaşında adam. 80 oldu. Ah, 32 milyon verirseniz veririm. Başka kulübe de neyse tamam. Başka kulübü tamam boş ver. 32 milyon veriyorsanız veriyorum. Çok iyi transfer teklifi yaptılar. O yüzden gözlerim döndü. Euro kaç para biliyor musun sen hacı? Tamam sonuçlandırılamasın zaten. Öyle bir şey yok. O adamı veremeyik. Brennet yeni bir teklif yok değil mi? Aynen görüşlemedi. York 5 milyon 700 vermişler. Tamam hadi veriyorum seni bu sefer. Şartlar kabul edildi. Biraz oradan da para gelsin bize. Kötü oyuncularla idare edeceğiz. Tamam geç orayı da. Enes'i aldık en son. Wolf için teklif geldi. York kulüpten ayrıldı. O yüzden ne yapalım? Görüşmeler diyelim. Listelenen oyuncular. Ama De Paul'a bir daha göçlet diyeceğim, başlat diyeceğim. 28 milyon abicim ya. Vermiyor ki abi adam. %55. Maalesef De Paul'a şimdi alamayız. Aa bir saniye, bir saniye. Şunu niye yapmadık biz sabahtan beri? Şurayı bir kaldıralım abi. Yenileme yok, bağımsız oyuncu. Ara dedim. Giuliano almam abi. Giuliano'yu almam. Xavi Prioto 35 yaşında. Biraz daha şöyle yok mu ya? 79 yaşında. Şey 29 yaşında. Tamam sen gel lan. Transfer görüşmelerini başlat. Maaşını biraz indir. İndir, indir, indir. İndir gel. 2 yıllık yeter sana gel. Ne? Transfer dönemi 5 saat içinde kapanacak. Ücreti 2 saat sürecek. Tamam ilerle hadi. Ne oldu peki? Hadi. Tamam Aleman'ı alalım. Brenet için teklif geldi. Abi bu Brenet'i de herkes istiyor da. Çok para vermeniz lazım. Görüşmeler. İlk önce şu adamı alalım. 79'luk. Gel abicim gel. Şartları kabul et. Tamamdır. Geçiyoruz. Tondela. Bir dakika. Bir dakika. Görüşmeler. Artık takımıma gireceğim. Paramızın durumuna göre Brene'ye 20 milyon vermişler. Görüşmeleri sona erdir. Bunu kabul etmeyelim. Aleman. Ne? Ha, Aleman şimdi bize geldi. Pardon. Kudvort diye bir oyuncuya teklif vardı. Buna 3 milyon 400 vermişler. Kudvort'a 2 milyon. Wolf'e 2 milyon. Hepsini kabul ediyorum. Bakalım. 20 yaşında olsun ama daha çok 69 yani. Oradan bir şey olmaz. Bunların hepsini kabul edelim abicim. Zamanımız yok çünkü. Ama şey mi bitti şimdi? Ya ne kadar saçma yapıyorlar bunu ya. Şimdi diğerlerine cevap veremedik mi yani biz? Elimizde patladı mı onlar? Ayın takımına bakıyoruz. Kızıl Elma'dan kimse yok. Ankaragücü. Oha Ankaragücü'nden bayağı adam var.
Galatasaray'dan Fernando falan filan. Böyle gördünüz arkadaşlar. Transfer sezonu da bitti. Bak oyuncular yükselmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Genç oyuncular böyle işte. Diğerleri de düşürmüş tabii. Bak bunları satacaktık işte. Renato Sanchez adam markajında ustalaştı. Hadi geç ana ekrana gelsin. O hızlı hızlı geçtik geçtik geçtik. Antalyaspor maçına kadar da geldik. Milli takım falan filan rakiplerimiz. Tamam. Önemli bir maç. Aa bakın Beşiktaş ve Fenerbahçe ile maç var. Önümüzdeki bölümde de onları oynayacağız arkadaşlar. İki maçı yapacağız. Görüşmeler sonuçlandırılamadı. İzin vermedin ki sonuçlandıralım evladım. Şeyler yapabilirsiniz. Onları okuyorum şu anda ben de. Yetenek avcısı. Tamam bir de yetenek avcısına bakalım hadi ne var ne yok. Maaş bütçemiz. Bakın maaş bütçesiyle artık transfer bütçesini bilançosunu şey yapabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz onları. Bizim maaş bütçemizde biraz gelişmeler olacak. Gelirlerimizi biraz oradan elde edelim. Gelelim şuraya görüşmeler. Yetenek avcılığında bakalım. Sol bek getirmişler. Aa bak Zakarya'yı getirmiş. Bak bu Zakarya iyi bir adamdı ha. İzlenecek oyuncular diyelim. O 1000 GP daha geldi. Zakarya. Gel. Transfer görüşmelerini başlat. Transfer ücreti 8 milyon. Biraz düş onu. Şunu da sen de biraz düş bakalım evlat. O ne ya? Niye 6 ay abicim? 1 yıl ya. 1,5 yıl. 2,5 yıl. Tam 1,5 yıl. Böyle gelebilirsiniz Zakaryacığım istersen. Devre arasında. Seni severim çünkü. Johnny Castro 24 yaşında. Seninle işim olmaz. Buraya bakalım. İzlenecek oyuncular. Bentancur 24 yaşında. 22 yaşında. Defansif orta saha. 25 yaşında. Bunları istemem. Zaten defans devre arasında çok daha iyi oyuncuları alabiliriz biz. Ne diyor? Görüşmeler sonuçlandıramadı. Görüşmeler sonuçlandıramadı. İyi bakalım öyle olsun hadi. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar bölümü sonlandırıyorum. Lig programı diyorum. Antalya Spor maçını simülasyon. Ben biraz sonra oynarım veya onu. Direkt bir dahaki bölümde Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte olacağız. İnşallah diyelim. Allah'a emanet olun. Bölümün yani serinin 3. bölümünde gerçekten güzel bir bölüm olacak. Artık bundan sonra maç yapacağız. Maç sürelerini de arttırırım. Zorluğunu da arttırırım biraz. Daha güzel olur öyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kızıl Elma'da kalın.